Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Vampir Survivors'dayız ve Vampir Survivors serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm cadı karakterini açmıştık ve bu karakterin kedisi vardı. Bu kedili karakterle oynayacaktık. Bir de Popeye'yi açtık. Popeye neyle başlıyor? İnanın bilmiyorum. Öncelikle şu cadılı karakterle bir oynayalım ama bundan önce topladığımız power up'ları bir dağıtalım şöyle. Kesinlikle duplikatör istiyorum. Duplikatörle beraber revival'ı alamıyorum. 4800 altınım var geriye. Aç gözlü alıp para gelmesini sağlayabiliriz. Magnet alıp hızlı toparlamayı sağlayabiliriz. Ama bana en mantıklı seçenek şey gibi geliyor böyle. Hani ıspanak alıp iyice güçlendirme gibi geliyor. Ve aslında hani cooldown da düşürsek güzel olmaz mı? Silahlar sürekli hızlı hızlı atış yapsa. Bir movement speed alalım. Bir de magnet alalım. Hiç recovery falan almadım ama maksimum MP ya da health recovery. Bakalım efendim, bu şekilde herhalde bir şeyler yaparız diye tahmin ediyorum. O zaman cadı karakteriyle hemen bir tur bir başlayalım. Hangi haritada oynamak mantıklı olur? Harita 4 falan açıldı da bu harita 4 tehlikeliydi galiba, değil mi? Harita 1'de 30 dakika hayatta kaldık diye hatırlıyorum. Harita 2, harita 3... Harita 4'te hiç oynamadık. 4'te bir oynayalım mı? Oynama. Hadi bir 4'e girelim bakalım. Pisiler geldi de... Kediler... Rastgele çıkıyor ortalıkta. Ve rastgele ihtimalle sıkıyorlar galiba. Bu kadar rastgele olması fazla değil mi? Lan bir iki tane pati sallayın bari. Kara kedi şey galiba böyle. Gerçekten hiçbir şey yapmamaya gelmiş dünyaya. Yukarıda bir tabut falan var. Hiç damage çıkartamıyoruz bu arada, fark ettiniz mi? Abi en azından bir level almam gerekiyor ki. Aha onları buraya çekersem. Nasıl yaptılar o hareketi bilmiyorum. Umarım tekrar yaparlar. Garlic. Ama garlic bunlara gitmiyor galiba. Bible alırım. Garlic artı Bible'la yola çıkarız. Kediler neye göre upgrade'leniyor ya da nasıl upgrade'leniyor bilmiyorum bu arada. Ama garlic artı Bible hoşuma gitti. Spellblinder haritada vardı galiba. Garlic'in evolve'unu tamamlayalım. Spellblinder haritada vardı çünkü aşağıda bir yerde gördüm onu. Hele bir Bible'ı halledelim, aşağı doğru ineriz yavaş yavaş. Buranın müziğini de sevdim ha. Gatti Amari'ymiş kedinin adı. Okey. Bir yandan kediyi de bufflayalım. Ama sanki garlic ve şeye sarılmak bana daha mantıklı gibi geliyor. Bible'a. Öyle değil mi? Spellbinder'ımız aslında var. İyi, haritanın aşağısına inme derdinden kurtarır mı deriz acaba? Bam 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 bam. Yok, kuş toplamam ya. Kuş toplayacağımı zannetmiyorum. Aferin sana. Aferin, çok iyi yaptın onu. Hocam kobra var, kenardan köşeden geçiyor. Yarasalar falan da geldi. Magic Wand'la neyi komboluyorduk bilmiyorum yani. Cross boomerang almayacağım. Boomerang ne işe yarar tam hatırlamıyorum da. Ya boomerang'ın neyle kombolandığını hatırlıyorum aşağı yukarı.
Magic White neyle kombalanıyordu? Empty Tome. Anladım, kırmızı kitapla. Olur. Abi mecbur kalıyorum arada kalıp demeyi yemeye. Kedi. Bak kediler biraz şey, tamam mı? Koyun Filip yüzüne gül edebilir, gülmeye edebilir. Pentagram evolve'lamayı denerim ama o bu el değil bence. İki tane daha silah solutumuz var. Acaba kuşları fullleyecek fırsatımız olur mu? Öteki kuşu bekleyeceğim bir de bununla beraber. Ben hiç kuşu da evolve'layamadım galiba ya. Öyle değil mi? Çok hasar aldık aniden. Yattık galiba burada. Ya Serhat abi olgun pentagram aldıra mahvetti zaten beni. Ölürsek başka karakteri deneriz, sıkıntı değil. Hani ben hiç harita 4'te oynamadım, o yüzden bir oynamak istedim. Aniden demek istiyorum ya. Eyvah. Bence Char iyi de bir harita. Bana ne oldu anlamadım valla. Bu kedili hanımefendi denenebilir gibi duruyor da. Bir de şu Popeye'yi bir deneyelim. Başaramıyorum abi demek ki yanımda biri olmadan başaramıyorum demek ki. Şu an benim aklım şeye takıldı bu arada ya. Cızırdamaya. Ama şu an cızırdamaması lazım. İyice kıstım. Neyden olabilir onu düşünüyorum böyle sürekli kafamda da aklıma gelmiyor. Aynı haritada bir de bu yeniçeri deneyelim. O hanımefendi ne yapıyor peki? Altlı üstlü şey yapıyor. Fena değil. Evet birinci haritadan. Evet yeni bir fobi kazandım. Vallahi yeni bir fobi kazandım ya. Sarımsaklı dayı alacağım en olmadı hayatım ya. Bumerang alacağız mecbur. Çok iyi kesmiyor mu? Bir de kuşlarla takılmaya çalışacağım. Ben bu hanımefendiyi beğendim bu arada. Öteki kuşu da bulduk. Vallahi şansa. Öteki kuşu da bulduk. Şahane değil mi? Bari kuşu upgrade'leyelim. Şey kuş diyorum. Cross'u upgrade'leyelim. Şahane. Hanımefendi gerçekten şahane bir çağırmış. Çok hoşuma gitti. Kuş ikiledim direkt bu arada. Çok iyi.
Kuşlar durmuyor bu arada. Tı 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 tı. Bence burada en mantıklı seçenek Bible gibi duruyor. En azından Bible böyle etrafımızda koruyarak dönen bir kalkan oluşturabilir. Güzel olabilir yani. Yok, yanlardan gelince ama çaresiz kalıyor. Burada can tuttuysak zıbıdığı nerede buluyoruz misal? Aha. Bible'ın upgrade'i de geldi. Köşeye sıkışma, köşeye sıkışma. Köşeye sıkışırsan mahveder seni. Kuş kademeyi çiçi 3. Abi bir şey söyleyeyim mi bak, bunun yanına garlic ne iyi giderdi biliyor musun? Çünkü düşünsene, hani altlı üstlü vuruşuyla mahvediyor zaten. Bir de garlicle bunu komboladığını düşün. Alanı arttı, kocaman oldu, gördün mü? Oğlum bu resmen şey böyle, resmen güç fantezisi çarı. Abi sizce de öyle değil mi? Cidden güç fantezisi bu. Kuş mu bu mu? Abi bu. Harbiden çok OP'ymiş çar. Ben böyle 2-3 sıkmaya boss'u indiririm. Tek sıkıntı şu. Bunlar ölünce yeniden diriliyor galiba. Bak bunlar ölünce yeniden diriliyor. Harita değişelim mi ya bu elden sonra? Bak uçar güzel. Ben bununla dakika 30'u da görebileceğime inanıyorum. Ama harita beni yoruyor. Bu kim? Şimdi özellikle kırmızı renkte geliyorlar ya dostlar. Bahane gibi algılamayın da ben renk körüyüm. Ve kırmızı göremiyorum abi. Bir yerden bir can toplayaydık iyiydi. Aha. Bu ikisi birbiriyle kombolanacak. Bu bununla kombolanacak. Cross neyle kombalanıyordu efendim? Oh! Bu haritada gizli karakter var. En aşağı iniyorsun, harita kararmaya başlıyor. Zifiri karanlık olunca çıkıyor. Olur. Aşkım bıçak sanki çok iyi değil. Tek yöne vuruyor ya. Clover Chance da upgradeleniyordu. Tamam. Balta mı alsak acaba? Bıçak alalım ya. Altını kırmayayım. Sana abi kuşlarla beraber şahane olmadı mı ya? Şu agaya vurmaya çalışıyorum alttakine. Kuş. Bir can bulsam
can bulsam diye bekleme, ara o zaman. Değil mi? Haritadaki herkesi siliyor bu arada. Evolve'u alalım, Bible'ı her türlü toplarız ya. Aha, can. Abi çok şahane temizliyor bu arada ya. Bak ama Garlic'le oynamaya çok alışmışım. Garlic'le oynamaya çok alıştığım için yakınıma girenlere aldırış etmiyorum. O da beni mahvediyor. Mıknatıs gereğiymiş var ya. Üf. Öf öf öf. Fena gitmiyor ana. Bu hanımefendi bayağı epilepsik tetikler. Aşkım senin baş ağrını tetiklemesin. Sen dikkat et kendine de yavrum. Baktın gözün yoruluyor, başın ağrıyor. Sal yayını, ben hallederim. Dikkat ediyorsun değil mi o konuda kendine? Bu arada arkadaşlar. Tamam bebeğim, iyisin, sorun yok. Siz Bay Pimpirik'le tanışmış mıydınız? Bazı zamanlar sevdiceğimin babaannesi gibi takılıyorum. Aşkım iyi misin? Aşkım iyi misin? Var mı bir sıkıntın? Babaanne gamers. Salman eyvallah, sağ olasın. Can toplarsak şahane olacak ya. Kaldım dar koridorda. Aşağıya gidemiyorum ki. Bir şey mi saklıyor onlar, bir şey mi koruyor artık bilmiyorum da. Al. Bıçağın upgrade'ini de hazır tutalım. Can çalma ya da can yenileme lazımdı usta. Oy. Yukarıdaki experience'i görüyor musun?
Güzel. Bible şahane. Kitap. Kitabı fulledim galiba ya. Bible'ı bir fulleyeyim de. Rüya atanlar beni korkutuyor. Çünkü bir yandan büyülerinden kaçabilir miyim hiç bilmiyorum. Biri gibi bir şey geldi bana dalmaya. Canım yok canım var ya, canım olsa hey yavrum hey. Ha, kuş çıktı. Bir revival daha mı yoksa kuş mu? Kuşları fulleyelim ya. Can yemleyebilsem şahane olurdu ya. Kontradaki ejderhalar geliyor galiba. Ejderler çok zorladı ya. Ah be. Nane'yi yedim galiba. Efendim sevgili God of Wolf, Eyüp 4. ayın da teşekkür ederim Eyüp. 4. ayın kutlu olsun, sağ olasın. Eyvallah. Abi kuş gibi olana kadar yaşarsak ne hala çık. Bu arada bu hanımefendi çok güçlü ama tam epilepsi çarıyor. Vay be. Kuş. Hiçbir şey yoktu ki, boşa aldık onu. Can lazım, can. Şansa çıkmıyor. Ispanakla her şeyi güçlendirmek de mantıklı olur aslında ama kuşlarda bir acele edelim de.
Aferin sana evet. Can var mı haritada? Ama yukarıda var. Ama öldüm galiba bu canı aldıktan sonra değil mi? Bir şey full mü? Hiçbir şeyim full değil. Burada bir şeyleri açıp öyle alalım haritayı. En azından hani bumerangda falan evol varsa bak bu 13 evolum yok bir tane. Aha crossbow. Cross Evolve'unu bir versin bari hiç yoktan iyidir abi. Mikrofonun sesi zaten açık. Mikrofonun sesi zaten açık dostum. Vallahi lavuklar bende yeni fobi oluşturdu ya. O da mikrofon sesi. Şuradan açsak böyle biraz. Fark eder sanki. Oyunun sesi hep aynıydı bu arada. Arkadaşlar siz bugün benim mentalimle oynadınız gerçekten ya. Bu yayın elbet kapanacak. Kapandığı zaman ayarları yapacağım. Ayarları yaptıktan sonra en ufak şey yazana permayı çakacağım. Şimdi... Bible seviye 6. 2 Bible daha alırsak bir evolve daha geliyor. 4 tane de kuş lazım totalde. Bakalım artık hayatta kalabildiğimiz kadar. Ya. Bıçak devam. Kuşa doğru gidiyoruz. Bir şey oldu orada. İki kuşu da fulleyeceğim. Kuşların full. Bible 7. Tuzağa basmadım. İki kuş da full. Lütfen bir tane sandık. Sandık. Bible da full neredeyse. Ben bir Bible daha alayım da. Ejder öl artık. Boss'u kesen tekrar atlayacağım. Şükürler olsun, şükürler olsun.
Kuş upgrade'lendi. Bir sandık daha yok mu ya? Bir şey götüme ısırdı. Sandık daha be. Spanakla bütün her şeye bak. Uğraşamıyorum. Revive var da iki tane. Demek çıkmıyor ki. Aha boss. Şu boss'u kesip sandık düşürürsem. Bir de Bible Evolve geldi. Sandık. Güzel. Bible Evolve bizde. Artık evolve'lanabilecek bir tek bir bıçak var. Onun dışında işte ıspanak alalım. Bir duplikatör daha. Evet, bıçağın falan full değildi. Ama fena değil ya. Güzel. Güzel ilerledik. Haritada tavuk mu? Can yenileme var da çok yukarıda ya. Canım sağ olsun. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle düşünün. İlk kez oynuyorum bu çarla. Arkadaşlarımın yardımı olmadan oynuyorum. İlk kez oynuyorum ve dakika 20'ye kadar gelmeyi başardık. Bence güzel bir şey. Ayrıca bunun yanına bir Garlic Evolve falan da olsaydı var ya. Yani hiçbir şeyi yanımıza yaklaştırmazdık. Bu çar hakikaten çok iyiymiş. Ama can bulamadık. Can bulamadık. Yani bir tur can bulsaydık çok iyi olabilirdi. Bir tur bir cana ihtiyacımız vardı sanki. Kuş da iyiydi aslında ya. Bence kuş da fena bir hasar vurmadı. Kuşun hasarı da hoşuma gitti yani. O da fena bir hasar vurmadı. Gene bu çarı alırız bir sonraki oynayışımızda. Bununla beraber başka ne alabiliriz? Yani biraz HP recovery alalım ya. Biraz can yenileme, efendime söyleyeyim bir miktar maksimum HP falan. Bunlar iş yapabilir. Bu çarı ben sevdim. İkinci harita hep yanlardan geliyor ya. Hep yanlardan geldiği için çok sıkıştırabilir, evet.
Vallahi Serhat abi artık diyorum ya böyle yeni fobim oluştu. Gerçekten yeni fobi oluşturdular bana. Mikrofon cızırdama fobisi. Her neyse dostlar, YouTube'dan izleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Esenlikle kalın efendim. Bay bay.